Değerli gençler merhaba, Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Artık 2022 YKS tercih danışmanlığı ile ilgili seri videolar yavaş yavaş geliyor gençler. Bugünkü videomuz barajlarla ilgili gençler. Hangi bölümlerin barajı ne kadar? Barajlarda nasıl değişiklik oldu? Onlar üzerine duracağız. Hangi bölümlerde baraj yok? Çünkü yorumlara baktığımda bazı soruların barajlarla ilgili sorular olduğunu görüyorum. Gençler sırayla dediğim gibi videolar gelecek. Aklınıza takılan her soruyu sorun mutlaka, yorumlara yazın gençler. Ama şunu söyleyeyim, şu kadar sıralamayla hangi bölüm gelir gelmez gençler, bu sorunun cevabını ayrı bir videoda vermeye çalışacağım. Bugünkü videomuz dediğim gibi barajlarla ilgili. Evet, hukukla başlıyoruz gençler. Gençler, yıl içerisinde hukuk barajı biliyorsunuz 125 binden 100 bine çekilmişti. Fakat kılavuza baktığımızda 100 bin olan baraj tekrar 125 bine alınmış gençler. Şurada şu uyarıyı yapayım gençler. Biliyorsunuz eşit ağırlık sıralamalarında önünüzde sayısalcılar da var. Bu noktada biraz esnek davranabilirsiniz ama yani 30 bin 40 binlik gibi esnek davranmanıza zaten gerek yok. Biraz daha gerçekçi olmanız gerekiyor. Geçen sene önünüzde sayısalcı olduğundan dolayı ne oldu gençler? Bazı hukuklar 60-70 binde kapatmış oldu. Evet, mühendislik barajları gençler 300 bin. En düşük 300 bin. Gençler, bunun içerisinde orman, ziraat, tarım bilimleri ve teknolojileri, su ürünleri, su bilimleri fakültesi, ağaç işleri endüstri mühendisliği, biyosistem mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği programları hariç gençler. Bakın, bunlarda baraj uygulanmıyor. Ama ziraat fakültesinin gıda mühendisliği programları gençler bu baraja dahildir, unutmayın. Mimarlık programlarında yerleştirme işlemlerinde en düşük gençler 250 bin. Gençler, iş mimarlıkta baraj yok. Tıp fakültesi tercih edecekler 50 bin. Zaten gençler devlete baktığımız zaman geçen sene biliyorsunuz 22 bin küsürle kapattı. Ha, bu sene öğrenci eğilimlerine göre tamamen değişecek. Bu konu ayrı bir videonun konusu zaten. Ama özeller 50 bine kadar yazılabiliyor. Öğretmenliklerde gençler PDR dahil olmak üzere 300 bin. Eczacılık programlarında 100 bin. Ve diş hekimliği programlarında ise 80 bindir gençler. Eğer bu sıralamada değilseniz hangi bölümden olursa olsun sistem zaten tercih yapmanıza izin vermez. Gençler, şöyle örnek vereyim. Örnek veriyorum, hukuk fakültesinde benim sıralamam 125.001. Ben burada hukuku yazamam. Sistem zaten izin vermiyor. Ama işte ne oldu? 124.999. Sistem burada ne oluyor? İzin veriyor. Ha, gelir mi? Tabii ki o belli değil. Zaten tercihleri biz ihtimaller çerçevesinde yapıyoruz. Kesin bir şey yok gençler. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir videoyla tekrar karşınızda olacağız. Kılavuzu okudukça kılavuzdaki bilgileri size vermeye devam edeceğiz gençler. Hoşça kalın gençler. Umarım her şey gönlünüzce olur.